Şu an Doğa Koleji'nden alacağımız 4 aylık maaşlarımız vardır. Öğretmenler mağdur, veliler mağdur, biz mağduruz. Öğretmenimizi seviyoruz, başka okula gitmek istemiyoruz. Doğa Koleji'ndeki maaş krizi devam ediyor. Çoğu öğretmen çoğu kampüste iş bıraktı. O kampüslerden biri de Bağcılar Batışehir Kampüsü. Veliler de öğretmenlere destek olmak için buraya geldi. Bu kadar şubesi olan, kampüsü olan bir okul nasıl bu hale gelebilir? Biz hala direniyoruz. İşi bırakmamak için, çocuklarımızı yarı yolda bırakmamak için direniyoruz. Ben okulumu çok seviyorum. Ondan ayrılmak hiç istemiyorum. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler hepsi peş peşe mağdur oldu. Bu çocuklar bizim yarınımız. Yarınımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ama bizim yöneticilerimiz öğretmenine sahip çıkmıyor. Binlerce çocuk var, veliye var. Biz günlerdir uyku uyumuyoruz. Bütün düzenimiz bozuldu. Yarın okul var mı? Okuldan beni arayıp ben çocuğumun peşine mi gideceğim? Kendi işime mi gideceğim diyen bir sürü insan var. Çocuklarımızın hakkını, öğretmenlerimizin hakkını istiyoruz. Doğa Koleji krizi eğitimde özelleştirmenin olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 129 kampüsü olan okul ağındaki maaş krizi öğretmenlere iş bıraktırdı. Biz Batışehir Doğa Koleji İlkokulu öğretmenleri bugün moralimiz çok bozuktu. Ben şahsen gerçekten üzüntü içerisinde olduğum için bugün dedim ki ben derse giremeyeceğim, ders yapamayacağım dedim. Ben öğretmenimin eziliyorum karşısında. O bu durumdayken diğer taraftan benim çocuğuma destek olmaya çalışırken ben eziliyorum. Yaklaşık 4 aydır maaş alamayan öğretmenler son ana kadar derslere girmeye devam etti. Yani bugün derse giremediğim için çocuklarımdan özür diliyorum. Öğrencilerimden özür diliyorum. Velilerimden özür diliyorum. Yani ben geleceğimi bugün eğitimsiz bıraktım. Moralim yok. Derse girecek kadar bir moralim yok. Satışına ilişkin haberlerle gündeme gelen okulun çok sayıda kampüsünde veliler yönetimi protesto etti. Öğretmenlerimiz çok sabırlı davranıyor. Çocuklara bir şey yansıtmıyorlar. Üzülüyoruz. Biz de merak ediyoruz bu paraların, bu maaşların niçin ödenmediğini. Öğretmenler ders bırakmak istemiyor, öğrenciler de okulu bırakmak. Ancak Doğa Koleji'nden günlerdir beklenen açıklama hala yapılmadı. Bizim bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Hemen içeri girdi ağlayarak. Gidiyorum okuldan dedi. Sonra bütün sınıf ağlamaya başladı. Sınıftan çıkan herkes ağlıyordu o gün. Bütün okul. Okul ücretini peşin yatıran veliler verdikleri paraların nereye harcandığını merak ediyor. Niye insanlar buna sessiz kalıyorlar? Kimsenin sessiz kalmaması lazım. Bütün velilerin burada olması lazım. Senenin başında ödeneklerin tamamını ödediler. Çocukları sağlıklı bir eğitim alsın diye bu ödeneklerini verdiler. Doğa Koleji krizi özel okulların işlevini ve işleyişini de ayrıca tartışmaya açtı. Evet, okulu çok seviyoruz. Hep arkadaşlarımızla birlikte olmak isteriz.